Arkadaşlar merhabalar. Size klasik sorular üzerinden bir tekrar yapacağım. Biliyorsunuz normalde ben kanalda yorum soruları ağırlıklı çözüyorum. Özellikle AYT'de bayağı bir yorum anlattım. Geometride de e, TYT'de de öyle ama TYT'de daha çok orta düzeyi anlatırken AYT ve geometride hakikaten işinize yarayacak şekilde anlattım. Şunu söylemek istiyorum başlamadan evvel. Geometri arkadaşlar sizin için önemli. Eğer hedefiniz yüksekse lütfen geometride çalışın. Ben bu Klasik tekrarın geometri versiyonunu da yaptım. PDF PDF olarak zaten aşağıda paylaşacağım. Özellikle onu izlememiş olan arkadaşlar ya da çözmemiş olan arkadaşlar varsa netiniz ne olursa olsun geometride e, isterseniz dereceye oynayın. O klişe tekrarları lütfen e, yapın. Muhakkak katkısı olduğunu göreceksiniz. En kötü ihtimalle zaten basit orta düzey sorulur üzerinden bir tekrar yapmış olursunuz ben geometriyi çok önemsediğim için geometride mümkün olan bütün yorumları vermeye çalıştım. Bir de ekstradan böyle kolay orta klişe sorular üzerinden de gittim. Gelelim şimdi bunun matematik kısmına. Ne yapacağız burada? klasik sorular üzerinden gideceğim. Böyle en baştan sona kadar arkadaşlar 180-85 soru falan olması lazım. Bu sorularla böyle hem bir tekrar olacak. Aralarda vermem gereken bilgiler varsa onları vereceğim. Anlatmam gereken yorumlar varsa onları anlatacağım. Eğer siz zaten olaya çok hakimsiniz, 35 üzeri ben yapıyorum hocam derseniz bence bunu siz indirin, hızlıca çözün, sadece çözemediklerinize bakın. 30-35 arası yapıyorsanız yine bu kategoride olabilirsiniz. Yani çözüp sonra sadece çözemediklerinizi izleyebilirsiniz. Ama 30'un altında net yapan öğrenciler bence ne olur ne olmaz diye çözüp birlikte e, gidebiliriz. Yani durdurup çözersiniz sonra benden dinlersiniz şeklinde. Bir tekrar size faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar çünkü polinomlarda ikinci derece denklemlerde belki çok sıkıntı çekmezsiniz ama ilerleyen konularda bazı unuttuğunuz şeyler vardır. Bunları bu şekilde güzelce bir tekrar etmiş olursunuz. Ee, dediğim gibi PDF'i indirin, çıktısını alın ya da bıraktığım linkten arkadaşlar onlar söylemiştim önceden de zaten Türkiye'nin dört bir yanına. PDF'leri çıkartıp böyle size fotokopi halinde gönderiyorlar. Eğer başka çıkartacağınız fizik, kimya falan varsa onlarla da birlikte çıktı alırsınız. Aklınızda bulunsun. İstanbul'da veya başka bir yerde olmanız önemli değil. Normalde İstanbul'da Kadıköy'de özellikle İstanbul'da olanlar zaten gidip elden de çıkartabilir. Ucuza çıkardıklarını söylüyorlar. Ben daha ucuzu duymadım ama böyle 4 kuruş, 3 kuruş artık yok pahasına çıkartacak derecede ucuza çıkaranlar varsa onda video altında paylaşırsanız diğer arkadaşlar da faydalanmış olur. Yoksa fiyatları bunun gayet uygun. Aklınızda bulunsun. Geçenlerde böyle bir şey paylaştığım zaman birkaç arkadaş dedi ki biz 50 liraya 10 sayfayı çıkarıyoruz. 60 liraya 20 sayfayı falan çıkarıyoruz. Yazık o kadar olmaz yani. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hele kırtasiyeden böyle evinizin yakınında olsun diye çıkartmayın arkadaşlar. Paranıza gerçekten yazık. Normalde böyle 200 sayfayı 300 sayfayı falan burada 20 liraya 30 liraya anca çıkarıyorlar. Bunu da baştan uyarmış olayım. Zaten deneme almanız gerekiyor. Başka dersler var falan filan derken bu sene hakikaten maddi olarak da sizi bayağı bir zorluyor. Şimdi başlayalım. Px polinomdur. x-3 çarpı px eşittir. 2x kare eksi 7x artı m olduğuna göre p6 kaçtır diye sorulmuş. Biz burada x yerine 6 yazarsak m'yi bilmediğimiz için tabii ki cevabı bulamayacağız. Peki m'yi nasıl buluruz? Burada arkadaşlar x gördüğüm yere 3 yazarsam zaten sol taraf 0 çarpı p3 olacak. Sağ tarafta ee, 9 çarpı 2'den 18, 7 çarpı 3'den 21 artı m. Gördüğünüz gibi 0 eşittir. Eksi 3 artı m'den m kaç gelmiş oldu? 3. M'yi 3 bulmamın bana faydası artık gönül rahatlığıyla gidip yerine yazabilirim. 2x kare eksi 7x artı 3. Bu arada zaten dediğim gibi tekrar yapıyoruz. Bazı yerlerde ekstra bilgi vereyim. Şimdi burada arkadaşlar 3 yaptık ya aslında bu soruda çarpanlara ayrılıyordur bu. Niye biliyor musunuz? Matematiğin doğasında olan bir şey. İki şeyi polinomu özellikle çarptığınızda yeni bir polinom elde ediyorsanız bu polinom hem buna hem buna bölünür. Bu soru bakmayın kolay ama başka sorularda bu bilgiyi kullanırsınız. O yüzden de iki polinomun çarpımı şeklindedir. Kesinlikle bunun çarpanlarından biri x eksi 3'tür. Deneyelim bakın. 2x x sonra şurası eksi 3. Buraya da eksi 1 desek eksi 6 bir daha eksi 7 yapıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 2x 7 çarpı x 3 diye de bunun çarpanlarına ayrılabileceğini görmenizi isterim. Bunları sadeleştirince artık Px eşittir 2x eksi 7 geliyor. 6'yı sorduğu için de 12. 2x eksi 7 nereden çıktı ya pardon. O neydi? Bir daha bir başa döneyim. 2x eksi 3 mü yazmıştık şuraya? Evet eksi 3. Yani kendi yazımı okuyamayıp gidip 2x eksi 7 dedim değil mi? 2x eksi 1 çarpı x eksi 3. Böylece arkadaşlar Px buradan 2x eksi 1 olduğu için P6 da 11 oldu. Soruyu tabii ki 6 yazarak çözebilirsiniz ama ben aralarda böyle bilgiler vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Px 1 olduğuna göre böyle bir polinomun sabit terimi nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Sabit terim dediğimiz zaman bazen şöyle bir yanlış algı var. P0 hocam sabit terimdir. Hayır. Sabit terim arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde olur. Hangi polinom olursa olsun siz x'e 0 verdiğiniz zaman sabit terimi bulursunuz. Çok basit bir şey göstereyim size. Mesela px eksi 7 polinomu olsun. x kare artı 3 x eksi 6. Bu polinomun şimdi sabit terimi ne? Eksi 6 değil mi? x ile olmayan terim sabit terimdir. Dolayısıyla gidip siz sakın p0 falan bulmaya çalışmayın. Ne zaman p0 sabit terimdir? Sadece böyle bir polinomda. Eğer px verilirse zaten burada x gördüğümüz yere 0 yazınca otomatik olarak p0 olduğu için arkadaşlar sabit terim P0'a eşit olmuş oluyor. Bu yanlış bilgiyi düzelteyim. Aynı şekilde katsayılar toplamını sorarsak da P1'i bulmuyoruz. X yerine 1 yazıyoruz. Hangi polinom olursa olsun. Şimdi bu polinomun da sabit terimi dendiği için biz x gördüğümüz yere 0 yazacağız. P 0 1'den P 1. Sonra burası da yine P 0 oldu. İşte biz bu polinomu bulacağız arkadaşlar tamam mı? Nasıl bulabiliriz peki? P-1 zaten artık başa geri dönersek burayı P-1 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor? 0. 0 vereyim ki içerisi eksi 1 olsun. Böylece 0 eksi 0 artı 2'den P-1 eşittir 2 olmuş oldu. Yerine yazacağız kenarda dursun. Sonra arkadaşlar burada da P0 olacak. P0 yapmak için başlangıçtaki ifadeyi x yerine kaç vermem lazım? 1. Bakın 1 eksi 1'den hakikaten P0 oluyor sol taraf. 3 eksi 4 artı 2'den P0 da 1 oldu. Şimdi o zaman P eksi 1 2 P0 1. Bundan dolayı artık yerine yazarsak P 2 artı 1 P 3'ü bulmak zorundaymışım. Biz artık içeriği 3 yapmak için x'e kaç vermeliyiz? 4 vermeliyiz ki 4 eksi 1'den 3 olsun. Böylece Buradan dolayı P3 eşittir 4 verdim. 16 çarpı 3 48. Eksi 4 çarpı 4 16 artı 2. 50 eksi 16'dan 34 olmuş oldu arkadaşlar bu sorunun cevabı. Gelelim şimdi buraya. Bir polinomun çarpanı ne demektir? O polinomun çarpanı olduğunda demek ki polinom ona bölünüyor. Biz bir polinomun bir denklem ile bölümünden kalanı nasıl buluyoruz? Biraz burada hani ezbere yorumlarda yaparız biliyorsunuz. Deriz ki bir polinomu x eksi 1'e bölüyorsak git bunu sıfıra eşitle. Onun mantığı nereden geliyor? Hemen size basit bir örnekten göstereyim. Şimdi arkadaşlar siz bir polinomu x eksi 1'e böldüğünüzde 1 bx diye böyle bir bölüm olur. Her matematikte böyle bir şey var zaten. Bölen, bölüm ve kalan değil mi? Şimdi siz gerçekten bakın. Burada x gördüğünüz yere 1 yazarsanız ne güzel burası gidiyor. Sadece soruda neler kalıyor artık? Ee, şuradaki cevabımız mesela P1. Buradaki kalanımız. O yüzden biz kalanı bulmak için buraları sıfırlamaya çalışırız. Neden? Buradan kurtulmak için. Matematikte bir şeyden kurtulmanın yolu mümkünse onu sıfırlamaktır. Ondan kurtulmaktır. Ya da onun yerine bir şey yazmaktır. Onu götürmektir artık. Hangisi mantıklıysa. Polinomlarda da arkadaşlar mantıklı olan buranın sıfırlanması. Bu yüzden bu ezber bilgiyi veririz. Dolayısıyla... Burada da bu polinomun çarpanı x eksi 1 olduğu için x gördüğünüz yere 1 yazarsanız p1'in size 0 olduğunu anlatıyor bu soru. Ben şimdi p3'ü bulmalıyım. Nasıl yapacağız? E ee, burada ben burayı birlemeye çalışsam yani x'e 2 versem burası p2 oluyor. Burası p1 oluyor. E, ee, 1 eksi 4'ten de eksi 2 oluyor. x'e kaç vermiştim pardon? Ee, 2 vermiştim değil mi? Doğru bak 2 vermiştik. Haliyle 8 4'ten 4 oluyor. Şimdi ee ben P3'ü bulamadım. Ne yapacağım? Fonksiyonlarda yapıyorduk ki ya, hatırlayın diyorduk ki işte böyle toplamlı bir soru varsa 1, 2, 3, 4 sırayla ver. Sonra o zaman artık P2'yi bulmak için x'e 3 verseniz P3 artı P2 3 verdiğimiz için 9x2 18 14 oldu gördünüz mü? Şimdi biz P1'i ne bulduk? 0. O zaman arkadaşlar P2'ne geldi 4. P2 4 ise P3'ne geldi 10. Gördüğünüz gibi yerine yazarak pat 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 bulduk. Peki bana gidip P100'ü sorsaydı, o zaman ne yapacaktık? Orada zaten arkadaşlar şimdi P100 diye bir şey size sormayacaktım. Merak etmeyin çünkü bu denklem böyle ee, şurada bir kare olduğu için burada da sabit sayı, farkları düzgün bir artış olmayacak. O yüzden böyle bir denklemde ta korkutucu ise P100 sormaz. ÖSYM'nin sorularında dikkatli olmanız lazım. Korkmamak gerekiyor. Evet gerçekten zor sorular olabilir. Ama herkes hedefine göre düşünsün. Bazen şu yanılgıya kapılıyoruz. 40'ta 40 yapmalıymışız gibi. Evet yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Yapabilecek olan arkadaşlarımız da var. Ama yapma ihtimali düşük olan arkadaşlarımız da var. Düşünsenize şimdi diyelim sizin netiniz şu an ee, 13. Ve hedeflediğiniz yerle de alakalı olarak size 25 net yetiyor. Şimdi 40 net belki yapmak zorunda değilsiniz işte. O zaman insanın kendini 40 net yapacakmış gibi strese sokmaması lazım. Çok az öğrenci 40 net yapıyor. Bunlardan biri siz tabii ki olabilirsiniz. Ama kendinizi bir yere hatasız olmaya kitlerseniz muhakkak hata yapacaksınız. Rahat olmak lazım. Üzerinize düşeni yapmak gerekiyor. Ee, güzelce çalışın. Sormak istediklerinizi öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza sorun. Gelişime açık olun. Yorumları açık olun. Kendi bilgilerinizle size öğretilenleri birleştirin. 40 net arkadaşlar hedeflenmez. 40 net sınavda olur veya olmaz. Ben hep derecelik öğrencilere de bunu söylüyorum. Benim hedefim 40 dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Ben asla hata yapmamalıyım. Hata yaparsam öldüm. Ama siz gerçekten 35 üzerine hedeflerseniz bu bana hep daha mantıklı gelir. Eğer siz 35 üzerine hedeflerseniz, sınavın zorluğuna veya kolaylığına göre o gün en iyi netinizi yapma ihtimaliniz yüksek olacağı için stresinizi doğru değerlendirdiğinizde gerçekten yapacağınız en güzel nete ulaşıyorsunuz ve 40 gelebilir. Ama 40 yapmam lazım çünkü ben burayı hedefliyorum hocam dediğinizde gerçekten elleriniz titrer, elleriniz terler. Eyvah acaba yapamazsam ne olur? Şimdi bu soruda zor. Eyvah bu soruyu yapamadım. Bu soruyu da yapamadım diye insan kafayı yer. Rahat olmak gerekiyor. Özellikle mezun arkadaşlarımız bununla alakalı çok daha iyi tecrübe yaşadıkları için bilirler. Bazen insan e, yapmaması gereken şeyleri sınavda yapıyor. En güzel aslında onları anlatacaktır. Biz mesela hep söyleriz deriz ki sorularla inatlaşmayın. Mesela bu soru çok kolay. Sen gidip bu soruyla inatlaşıp nasıl yapamam ya bunu dersen belki orada dört yerine yanlışlıkla 3 yazdın. Demin benim yaptığım gibi belki orada x yerine 2 yazacağına 1 yazdım farkında olmadan. O zaman e, hatanı görmeni de engellemiş oluyorsun. Özellikle AYT'de abartmadığınız sürece çok daha güzel beklediğinizden güzel netler getireceğinizi düşünüyorum ben. Çünkü süre bol. Yeter ki bir soruyu tabii 15 dakikada çözmeyelim. TYT'ye gelirsek, TYT'de Allah yardımcımız olsun. Px polinomunun 2x kare eksi 5x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 2x artı 5 olduğuna göre Px polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır denmiş. Burada e, ben bazı sorular bana zor gelirse yani diyelim bir öğrenciyim. Şöyle yapmayı doğru buluyorum. Bölen e, sonra çarpı bölüm sonra kalan bu şekilde yazıyorum tamam mı? Sonra Px polinomunun 2x-3 ile bölümünden kalın da rahatlıkla yaparım. Niye? Çünkü arkadaşlar burada çarpanlarını ayırdığınız zaman bu ifade bu şekilde. Demek ki bizim çarpanları ayırmamızın çok iyi olması lazım. TYT tekrarında da birkaç soruda değinmiş olabilirim hatırlamıyorum. Konusunu zaten anlattım. Bir de TYT kısmında çarpanları ayırma ile ilgili gıcık böyle kıl tüy sorular da çözdüm oraya özel. E, bu konunun çünkü her şeyine hakim olmak gerekiyor. Çok zorunu öğrenin. Zaten böylece kalanları kolaylıkla halledersiniz arkadaşlar. Şimdi burada çarpanlarını ayırdım. 2x-3 çarpı x-1 geldi. O zaman burada şu durum oldu. Burası zaten 2x-3'e bölünüyor. Ne yapmam gerekiyor klasik olarak? X gördüğüm yere 3 bölü 2 yazarsam. Burada 2x-3 çarpanı var. Aslında bölünüyor demektir. Ama x yerine 3 bölü 2 yazarsanız da buranın 0 olduğunu görürsünüz. Demek ki ben buraya da 3 bölü 2 yazarsam eksi 3 artı 5 olur. P3 bölü 2 buradan arkadaşlar 2 gelir. Hocam benden P3 bölü 2'yi mi istiyor? P3 bölü 2 istemiyor ama aslında 2x eksi 3 ile bölümünden kalan derken senden bir nevi çaktırmadan P3 bölü 2 istemiş de oluyor. Bu yüzden lütfen şu mantık çok basittir uygulayın sıkıntıya düştüğünüz bir soruda bölünen, bölüm, bölen, kalan ilişkisini yazın. Özellikle orada bir çarpanlara ayırma varsa güzelce halledersiniz. Yoksa da yapacak bir şey yok bu ifadeyi yazarsınız ona göre bir yorum üretmeye çalışırsınız. Px polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan 4x artı 1 ve x artı 1 çarpı x artı 3 ile bölümünden kalan 3x olduğuna göre x kare eksi 9 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi Burada yine ben standart yorumumu yapıyorum işte yaz böyle bölünen bölen bölüm sonra artı kalan x artı 1 çarpı x artı 3 ile bölümünden kalan yine px polinomu x artı 1 şurası x eksi 3'müş x artı 3 bir rx kalanı böleni diyelim sonra burada da kalan 3x'miş. Benden ne istiyor? Px polinomunun x eksi 3 çarpı x artı 3 ile bölümünden kalanı istiyor. Bunun da bölümüne tx diyelim kalınanı kx diyelim. Hatta ne diyorduk? Bir polinom ikinci dereceden bir polinoma bölünürse kalan en fazla birinci derecedendir. Neden? İkinci dereceden bir polinomun kalanı derecesi muhakkak bölenin derecesinden küçük olacaktır ax artı b olur deriz tamam mı? Peki hocam sabit terim olamaz mı? İşte onu bilemeyiz ya biz şunu deriz. Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçüktür. Bu yüzden de buraya en fazla birinci dereceden olacak şekilde bir denklem yazmalısınız. A sıfır gelirse sabit sayı. B de sıfır gelirse tam bölünüyor deriz. Şimdi buradan arkadaşlar dikkat ederseniz x eksi 3 birinci denklemde var. x artı 3 ikinci denklemde var. O zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Burada x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulacağım. Yani x gördüğüm yere 3 yazacağım. Burası direkt bodoslama gidecek. P3 de buradan 13 olacak arkadaşlar. X yerine 3 yazınca. Bak yine aynı şekilde burada da burayı sıfırlarsam. Yani x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam. P eksi 3 eşittir. Ne güzel burası sıfırlandı. 0 çarpı Rx çarpı x artı 1'den dolayı. O zaman 3 çarpı eksi 3'ten de p eksi 3 eksi 9 geldi. Peki bunun bize katkısı ne? Aynı şekilde ben burayı ayrı ayrı sıfırlayabilirim. 1 x'e 3 ver. x'e 3 verince p 3. Demin onu kaç bulmuştuk? 13. Eşittir. 3 verince arkadaşlar bakın burası sıfır oldu. Neden? 3 eksi 3 0. 3 artı 3 6 çarpı t 3. Zaten t 3'ü bilmiyorum. Bilmekte de zorunda değilim. Sonra 3A artı B'den birinci denklemi bulduk. İkinci denklem P3'ü bulduktan sonra bir de P-3'ü aynı mantıkla bul. Eksi 3 yazarsak bu denklemde eksi 3 artı 3 sıfır. Eksi 3 eksi 3 eksi 6. Eksi 6 çarpı 0 çarpı T eksi 3 zaten sıfır oluyor. Sonra buraya da eksi 3 yazarsak eksi 3A artı B geldi. Demek ki P eksi 3'te kaçtı? Eksi 9. Artık bu denklemde eksi 9 oldu. İki bilinmeyenli iki tane denklem. Yazalım. Şöyle boş yerim kalmadı. Şuraya yapacağım. 3A artı B eşittir 13. Sonra eksi 3A artı B eşittir eksi 9. Taraf tarafa toplarsam 3A'lar birbirini götürür. B arkadaşlar 2B eşittir. 4'ten B 2 oldu. B 2 olduğuna göre yerine yazarsak A da buradan 11 bölü 3 oldu artık demek ki 11 bölü 3 x eksi şey artı 2 imiş. D oldu böylece cevap. Gelelim bu soruya. Px sabit derim. Bu tabi klişe klasik soruların içinde aslında biraz daha diğerlerine göre güzel bir yorum. İsterseniz böyle hani birlikte gidiyoruz ya ben ümit ediyorum ki siz durdurup çözüp sonra izliyorsunuz. Şöyle yapmayın lütfen. Hocadan öğreniriz ya ben izleyeyim de muhakkak bir şeyler kaparım derseniz 86 soruda yani 2-3 tane bilgi ya öğrenirsiniz ya öğrenmezsiniz onlar da zihninizde kalmaz. Böyle film izler gibi dizi izler gibi bana hiç mantıklı gelmiyor. Bazen şu oluyor tabi hocam faydalanıyorum. Faydalanırsınız ama bir şeyden 100 birim fayda almak var bir birim fayda almak var. Yani bunun arasında dağlar kadar fark var. Bu soruyu da bir uğraşın bakalım şimdi. Px sabit terimi 10 olan 3. dereceden bir polinomdur. Px x küp artı 2 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere polinom zaten 3. dereceden bir polinomsa biz bu polinomu x küp artı 2'ye böldüğümüzde bölümün kaçıncı dereceden olması lazım? 0. Neden? Çünkü arkadaşlar 3. dereceden bir şeye bölüyorsunuz. Yine 3. dereceden bir şey elde etmeniz lazım. O zaman mecburen görmeniz gereken şey bak bx yazmıyorum. Burada belki bazı arkadaşlarımız bx yazdı. Burayı da bilemediğinden soru patladı gitti. Ne yapacağız? Buraya böyle bir a çarpanı yazacağız. Ki 3. dereceden denkleme elde edelim. Sonra arkadaşlar artı kalınımız kaçmış 4. Hemen burada şunu göreceksiniz. Bir dakika. Sabit terim 10 olduğuna göre nasıl oluyor bu iş? Sabit terimin 10 olması için işte burada dalının kuyruğu kopuyor. Demek ki A 3 olmalıymış. Böylece bakın 3x küp artı 3 çarpı 2 buradan 6 gelir. 4 de orada olduğu için 10 bu yüzden olur. Tersten düşünürsek daha doğrusu hani demin bir nevi şu an tersten düşündüm. Bir de düzden düşüneyim. Burası şimdi A dağıtınca ax x küp artı 2 A artı 4'ün Sabit terim arkadaşlar bu katsayıyı bilmiyoruz diyelim yine ax küp olsun ama sabit terim kesinlikle 10 olduğundan dolayı a'yı bakın yine buradan 3 bulmuş olduk. Bölümün burada birinci dereceden değil ikinci dereceden değil sadece sıfırıncı dereceden sabit bir terim olduğunu görmeniz gerekiyordu. Demek ki px polinomu x küp artı 2 hatta çarpalım 3x küp artı 10 polinomuymuş x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? x gördüğün yere git 2 yaz artık. 8 çarpı 3 24. 10 daha toplarsak 34 oldu. Bu şekilde arkadaşlar sınavda bazen mevzuyu sizin görmeniz gereken sorular olur. Böyle bilinmeyene boğulursunuz fark etmezseniz ama bir fark ederseniz bütün çözüm gelir. Gelelim şimdi buraya. Bir polinom var x küp eksi 1 ile tam bölünüyor. Şimdi x küp eksi 1 ile tam bölündüğüne göre biz bunu bazı sorularda yaparız arkadaşlar. Gidip polinomun bir böyle hani çarpanlarına ayrılan ama çarpanlarına ayrılırken de biraz bizi böyle üzecek bir çarpanları ayırma varsa şuradaki gibi çünkü bunu da bir daha çarpanlarına ayıramayacağız. Neden? Delta sıfırdan küçük. O zaman ne yaparız? Klasik burayı sıfıra eşitleyin. Direkt şunu yapın x küp gördüğünüz yere 1 yazın. Ama bu şu demek değil. Sakın. Bazen yanlış anlaşılıyor. x o zaman 1 mi oluyor hocam? Hayır. Biz sonuçta ne yapıyoruz? Biz x küp eksi 1 yerine 0 yazıyoruz. Bundan dolayı da x küp eşittir 1 demiyoruz. x küp gördüğün yere 1 yaz. Bunu kalını bulmak için daha kolay yapmak adına yapıyoruz. Yani yok hocam ben böyle yapmam. x eşittir 1 olmadığına göre saçmalıyorsunuz. Bu yanlış diyorsanız o zaman ben size şunu derim. Sizin Gidip üşenmeden şu ifadeyi x küp eksi e bölüp bir bölüm yazıp buraya da bir kalanı sıfırı yazarak bir şey uydurmanız gerekiyor. Polinomda bazı noktalarda e, böyle ezber yorumları biraz e, kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. Hani Çok kıvırmamak lazım. Ezberci eğitime karşıyız muhabbetine. Bazen sonra düzgün yorum yapamayabiliyoruz. Burada da x küp gördüğüm yere bir yazacağım uyarıyorum dediğim gibi. Bu yüzden x küp çarpı x diye ayırıyorum. Burada zaten b çarpı x küp. Burası ax burası b2. Şimdi x küp gördüğün yere bir yazma hakkım var. a çarpı birden al. E bir de yanında x var. a çarpı x oldu. Bunun yerine bir şey yazabilir miyim? Hayır. Sadece x küp ve x küpün kuvvetlerine sayı yazabiliyorsunuz. x küpten daha küçük ifadelere bir şey yazma hakkınız yok. Bundan sonra o zaman b çarpı 1 Artı bak x gördüğüm yere bir şey yazamam. Çünkü sadece x küp ve kuvvetlerine yazarsın. B artı 2. Bu ne olmalı? Sıfır. Çünkü bu polinomun x küpe şey x küp eksi 1'e tam bölündüğünü söylüyor. O zaman biz de x küp gördüğümüz yere 1 yazdığımızda kalan sıfır olmalıdır. ax ax 2 tane ax b b daha 2b artı 2 eşittir sıfır şu demektir. Hem burası sıfırdır. Hem burası sıfırdır. Demek ki A sıfırmış sormuyor onu. B de eksi birmiş. Cevabımız bu oldu gördüğünüz gibi. Polinomla alakalı bir 7 tane soru. Tabii ben burada dediğim gibi tekrar yaptığım için süre biraz daha uzayabilir arkadaşlar. Bir de klasik sorular üzerinden gidiyorum. Herkesin konuları süper oturmuş değil. İster hızlı modda dinleyin ama ben böyle ekstra bilgiler vermek zorundayım. Yoksa zaten yorum soruları çözerim. Hiç bunları çözmeden atlar geçeriz. Bazı arkadaşlarımızın hakkına saygı duyalım. Çünkü eksiği olanlar var. Tam böyle konuları oturmamış olanlar var. Biraz daha dinlemeye ihtiyacı olanlar var. Daha çok onlara hitap ediyor bu test. Şimdi x kare eksi 2x artı 12 eşittir 0 denkleminin kökleri tam sayı olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Bunların tabi zorlarıyla da uğraşacağız sonra. Burada çok muhteşem bir şey yok. Kökler tam sayısı zaten çarpımları 12 olan hangi tam sayılar var? 6, 2, 3, 4, eksi 3, eksi 4, eksi 12, eksi 1 şeklinde. Hemen temel matematikten mat 1'den hatırlayalım. Çarpımları 12 olan iki sayının toplamlarının en küçük olması için birbirlerinden en uzak olmaları lazım. Yani eksi 12 ve eksi 1 olsunlar ki böylece gördüğünüz gibi toplamları en küçük olsun. Bu arada kökler toplamı neydi hatırlayalım? Eksi B bölü A. Yazdık. Eksi B bölü A şöyle bölü 1. Her şeyi ben formülüne uygun yazdım. Buradan da A ne geldi? 13 bölü 2. Tabii hemen şunu da söyleyeyim. Onu atladık ama kökler çarpımına niye 12 dedim? Çünkü C bölü A kökler çarpımıydı. Bu yüzden 12 bölü 1 de kökler çarpımı olacak arkadaşlar alacağı en küçük değer olması için de onu mat 1'den hatırlıyoruz. Birbirine en uzak iki tam sayıyı seçersek toplamları en ufak olacaktır. Bu şekilde B şıkkı oldu. Gelelim buraya. Denklemenin kökleri x1 ve x2'dir. x2 eksi 5x1 eşittir eksi 8 olduğuna göre k kaçtır? İkinci derece denklemlerde arkadaşlar ben kökleri, kökler toplamını, Delta her şeyi önemsiyorum. Çünkü neyi ne zaman nerede kullanacağımız belli değil. ÖSYM bunlarla alakalı çok güzel sorular sordu. Hatta 2019'da bence sorulan soru gerçekten iyi bir soruydu. P1, P0'lı bir soru. Ee, hemen şunu da belirteyim. Çıkmış sorular biliyorsunuz çözemiyoruz teliflerden dolayı. ÖSYM izin vermiyor. Sadece A yayınlarının hakkı var yanlış bilmiyorsam. O yüzden de arkadaşlar ya da işte hani ben 3D çözüyorum ya böyle bir yayına ücretle satarsa Çözebilirsin diyor ama yok. Herhangi biriysen çözemezsin. O yüzden buralarda çıkmış soruları koymuyorum. Siz şunu yapın. Birebir ÖSYM oynatma listesi var. Ana sayfada geldiğiniz zaman e, hatta onu da göstereyim bakın. Yeri gelmişken böyle reklam yaparmış gibi araya bir şey sokuşturalım. Bakın e, siz ne yapacaksınız? Tabii ben kanalıma tıkladım. Siz Eyüp Bey'e yazacaksınız. Ana sayfada lütfen bazen şu yanlışlıkla yapılıyor. Oynatma listelerini tıkladığınız zaman bunu YouTube otomatik dizer. Otomatik dizdiği için de arkadaşlar burada bir sürü oynatma listesi göreceksiniz. Sizin ne yapmanız lazım? Ya bu oluşturulan oynatma listeleri. Bakın burası tıklanmıyor gibi görünüyor ama tıklayınca açılıyor. Buradan bütün oynatma listelerini karışık bulabilirsiniz. Burayı düzenlemiyor YouTube otomatik olarak. Ben ne yaptım o yüzden ana sayfada düzenledim. Geldiğiniz zaman şu 2021 YKS'ye bakın özellikle de vurguladım. Tıklayın buraya. Tıkladığınızda TYT, AYT, YKS bir soru yorumlar. 100 soruda TYT. AYT birebir ÖSYM, TYT birebir ÖSYM ve 3D AYT geometri var. Buralardan arkadaşlar sınavda çıkmış soruları veya benzerlerini bulabilirsiniz. Tekrar etmek isterseniz. Şimdi biz geri dönelim. X1 artı X2 yani kökler toplamı arkadaşlar. Kaça eşit? Eksi B bölü 2A'dan bak 4K bölü K yani sadeleşti 4 oldu. Bunun bize katkısı bir denklem bir denklem daha olduğunda taraf tarafa çıkardığınızda x2'ler gider. Eksi 6x1 eşittir. Eksi 12 olduğu için x1 buradan 2 gelir. x1 2 olunca da arkadaşlar yerine yazalım. x1 2 olduğunda x2 de 2 geldi. Güzel. Bizden k'yı istiyordu. Artık köklerden bir tanesini bulduğumuz için gidip denklemde yerine yazabilirim. 4k eksi 8k artı 3 eşittir 0'dan 4k eşittir 3 oldu. K 3 bölü 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Bakalım şimdi buraya denkleminin kökleri 0'dan farklı olan x1 ve x2 reel sayılarıdır. Bunu bile bilerek vermiş. Bunlar çok basit gibi ama önemli. Matematikte normalde arkadaşlar sadeleştirme yapamayız. Çünkü yanlışlıkla şunu yapma hatamız olabilir. Düşünsenize birbirinden farklı iki sayı var. Siz yanlışlıkla sıfırları sadeleştirirseniz x1 x2 olur değil mi? ÖSYM bununla alakalı soru sordu. Yani öyle bir soru ki hatta küçükken kandırırlar işte. Bununla bu eşit 0, değil mi? O zaman ben sıfırları götüreyim bak 2 eşittir 4 olduğu güzel bir şekilde ÖSYM sordu. Birçok kişi farkında olmadan bu hatayı yapıyor aslında. O yüzden kökler çarpımı burada x1 çarpı x2'dir ve c bölü a'dan eksi 2x 2'ye eşittir. Soruda eğer sıfırdan farklı demeseydi ne yapacaksınız? Üşenmeden öbür tarafı atıp kök kaybetmemek namına x2 parantezine şöyle almanız gerekiyor. Bunu eşitsizliklerde kesinlikle yapmanız lazım. Denklem sorularında sıfırdan farklı diyorsa tabi isterseniz böyle sadeleştirin. Ama alışkanlık gereği bence her zaman öbür tarafı atın. Ortak parantez alın. Lütfen bunu yapın. Üşenmeyin. Çünkü arkadaşlar... Bir soru yanlış yapıldığı zaman 1.25 nete mal oluyor. Ayetede süremiz de var. Doğrudan şaşmayalım o yüzden. X1 buradan eksi 2 oldu. Böylece X1 eksi 2 olduğu için yerine yazarsak. X kare eksi 5 X eksi 2 X2 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan dolayı 5 değil mi? O zaman ne oldu? X1 eksi 2 X2'de ne geldi? 7. Bizden ne istiyordu? Büyük kökü. Böylece bunu da 7 bulmuş olduk. Denklemenin kökleri sıfırdan farklı A ve B'dir demiş. Buna göre A çarpı B kaçtır diye soruyor. Şimdi X kare artı 2ABX artı A kare artı B kare. Dediğim gibi ben kökler toplamı, kökler çarpımı delta hatta kök bulduran formül eksi B artı eksi kök delta bölü 2a'yı da önemsiyorum. Burada arkadaşlar kökler toplamı eksi 2ab eşit. Çok şu an bir şey ifade etmedi. Kökler çarpımı c bölü a. Kökler a ve b demiş bakın. Kökler çarpımı c bölü a bu yüzden a kare artı b kare. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz arkadaşlar? Şu ifadenin bak karesini alsam aşağıdaki ifadeye biraz benzeyecek gibi. A kare artı b kare artı 2ab eşittir 4a kare b kare oldu ya. O zaman ben hemen a kare artı b kare gördüğüm yere ab yazarım. Burada bunların yerine ab yazınca 3ab eşittir 4a kare b kare olur. Bak sıfırdan farklı dediği için a'ları sadeleştirebilirim. Sıfırdan farklı dediği için b'leri sadeleştirebilirim. Ya da dediğim gibi hiç bu risklere girmeden AB parantezinde 3 eksi 4 AB eşittir 0 derseniz böylece AB'yi arkadaşlar 3 bölü 4 bulmuş olursunuz. Kolay bir soru. Bakayım birkaç sorumuz kaldı. Evet bir 3 tane daha var. X kare artı AX artı 3 eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 1'miş. O zaman güzel. 1 kök eksi 1 ise kökler çarpımı c bölü a değil mi? 3 bölü 1'den kökler çarpımı 3. Demek ki diğer kökte eksi 3'müş. Kökler toplamı o zaman ne olur? Eksi 4. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Yani burada eksi a bölü 1'den a'yı 4 bulduk. Kenarda dursun. Sonra bu denklemlerin bir tane kökleri eşitmiş. Hangi kökleri? Bu eksi 1 ile 2 hariç. O zaman bulduğumuz şu ikinci kök eksi 3. İkinci denklemin de kökü. Bunun bir kökü de 2 idi. O zaman kökler çarpımı c bölü a. Bak aman eksi unutma orada c bölü a'dan dolayı. Kökler çarpımı 2. Ortak kökleri bunların ne olacak? Eksi 3. Çünkü bunun eksi 3 ise bunun da eksi 3 olmalı. O zaman 2 çarpı eksi 3'ten demek ki c buradan 6 geldi. Sonra arkadaşlar gelelim b'ye. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi b bölü eksi 1. Bu da arkadaşlar neye eşit oldu? Ee, eksi 3 artı 2'den B'de demek ki eksi 1'miş. O zaman 4, 6, eksi 1'den cevabımız 9 olmuş oldu. Köklü denklemleri yaparken kare köklü denklemler ya da dördüncü dereceden denklemler fark etmez. Çift dereceli köklerde lütfen arkadaşlar burada yapmanız gereken şey kesinlikle bir kökü denemek. O yüzden neden deniyoruz bu arada? Çünkü arkadaşlar kökün içi asla negatif olamaz ya da kökün dışı negatif olamaz çift dereceli köklerde. Bunu sağlamak için. O yüzden yapalım. 16-x kök içinde artı x. Her iki tarafın karesini aldık 4 oldu. Sonra kök içinde 16-x eşittir 4-x. Böylece her iki tarafın yine karesini aldığımız zaman 16-x 16... -x, 16 Artı x kare eksi 8x oldu. 16'lar gitti. Buradan x kare eksi 7x eşittir 0 oldu. x çarpı x eksi 7 eşittir 0'dan x 0 da olabilir, 7 de olabilir. Şimdi 0'ı yerine yazarsak bakalım sağlıyor mu? Ee, evet. 16'nın karekökü 4, 4 kare karekökü 2 oldu 0. Şimdi gelelim 7'ye. 7 yazarsak 16 eksi 7, 9. Yani karekökü ne yapıyor? 3 yapıyor. Sonra 3 artı 7 ne yapıyor arkadaşlar? 10. E kök 10 eşittir 2. Biraz saçma oldu değil mi? O zaman demek ki 7 sağlamadı. Sadece 0 olmuş oldu. Klasik ezber bir soru tipi göstereyim şimdi size. Denklemenin köklerinden biri A olduğuna göre A-1 çarpı A-2 çarpı A-3 çarpı A-4 çarpımının değeri nedir diye uzun bir soru. Tabii ki gidip burada 4. dereceden denklem yapacak halimiz yok yararlanacağımız nokta aslında burada kökmök değil. Şu kısımlar neden biliyor musunuz? Ben bakın şu ikisini çarparsam a kare eksi 5A artı 4 oluyor. Bu ikisini çarparsam a kare eksi 5A artı 6 oluyor. Sorularda hedefimiz nedir? Şuradaki eksi 5x kısmı var ya burada da aynı o ifadeyi elde etmek o yüzden toplamları 5 olanlar 1 ve eksi 4, Yine toplamları eksi 5 olanlar eksi 2 ve eksi 3. Bu yüzden bununla bunu, bununla da bunu çarpıyoruz. Sebebi bu. Peki katkısı ne? Bir denklemin kökü a ise o denklemi sağlar. Bu yüzden a kare eksi 5 a eksi 4 eşittir sıfırdır. A kare eksi 5 a gördüğün yere 4 yazabilirsin demek istiyor. 4 yazınca 4 artı 4. Yine öbür tarafta a kare eksi 5 a yerine 4 yazarsak 4 artı 6. 10 çarpı 8'den 80 oldu arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapma hakkımız var. Çünkü denklemi sağlıyor o a değeri. Benzer bir soruyla bugünü burada bitireceğiz. Sonra eşitsizlik parabol diye devam edeceğim. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 2x1'in karesi eksi 2x2'nin karesi eksi 26x1 artı 13x2 ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Ne yapabiliriz? Şu ifadeye dikkat edin lütfen. Orada 2x1'in karesi 2 parantezine alırsak 2 eksi hatta pardon 2 parantezine alırsak dedim. x1'in karesi eksi 13 x1 oldu. E zaten bu denklemin bir kökü x1 ise x1'in karesi eksi 13 x1 eşittir 13 olmayacak mı? E tabii ki buraya o zaman ben 13 yazabilirim arkadaşlar. 2 çarpı 13 Sonra arkadaşlar şurada da yine aynı şekilde bakın. Eksi parantezin alırsam x kare eksi 13 x2 değil mi? E burada da yine kök denklemi sağlar. x2'nin karesi eksi 13 x2 eşittir. Attım öbür tarafı 13. Yani bunun yerine de 13 yazabilirmişim. Totalde o zaman şu ikisinin yerine kaç geldi? 2 çarpı 13'ten 26. Bu ikisinin yerine ama 13 değil, eksi 13 oldu. Çünkü eksi parantezini aldık. Böylece cevabımız 13 olmuş oldu. Bu şekilde klasik sorular üzerinden bir tekrar yapalım. Dediğim gibi acelemiz yok sonuçta. Süremiz var daha arkadaşlar. Hemen bodoslama gitmemek lazım. Ee, çünkü deneme çözüyorsunuz. Tekrar şu bu falan filan. Sizin malum sayısalsanız fen dersleriniz var, eşit ağırlıksanız edebiyat, coğrafya var. Matematik tabii ki çalışın çok önemli ama sadece matematik olmaz diğer derslerde çok önemli biliyorsunuz. Ben de böyle size destek olmaya çalışıyorum. Bir soru yorumlar, işte yok üç soruda problem, ee, tekrar testleri, 3D çözümleri, deneme çözümleri derken inşallah seneyi güzel hallederiz. Geçen seneden çok fazla soru tipi göstermiş oluyorum aslında. Evet, önemli kazandıran yorum sorularını da paylaşacağım ama şunu ben e, kapatmadan belirteyim. Lütfen e, bu 3D çözümlerinde kitap almak zorunda değilsiniz illa alın alın diyemeyiz hele bu saatten sonra soru bankası alınır mı bilmiyorum yani kişiden kişiye göre değişir zaten almışınızdır o yüzden söylüyorum ama e, birebir ÖSYM'leri ya da son 3 soruyu son 4 soruyu ben olsam bakarım kitabı elimde olmasa bile farklı tarzda yorum soruları gör, görürseniz kendiniz çözüp bir de çözümünü izlerseniz oh ne güzel işte sınava kadar elinizden geleni yapmaya çalışın arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere ikinci videoda iyi çalışmalar.